boşanma iki kişinin hayatlarını beraber götürmek üzere verdikleri kararla başlayıp bir takım yaşanan anlaşmazlıklar ve sağlıksızlıklar sebebiyle bu anlaşmanın feshedilmesi durumu. Sonuçta burada merkezde önemli olan kişinin kendisi olduğu için annenin ya da babanın bireysel olarak hayatını daha sağlıklı, daha mutlu geçirmesi için aldığı bu karar çoğu zaman çok yerinde bir karar olabiliyor. Kesinlikle bu sürecin bir danışmanlık hizmetiyle birlikte yürütülmesinin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuğun anne babanın yollarını ayırmasıyla kendisini içinde hissettiği durumun ona çok ciddi şekilde zararlarının olması olası. Biz ayrılıyoruz ama senden ayrılmıyoruz. Senin artık hem bende hem diğer ebeveyninde birer odan ve bizim hayatlarımıza ait bir yerin hala var. Evet, biz yollarımızı ayırıyoruz ama sevgimiz birbirimize bitmedi. Çünkü arada çocuk olduğu için anne babanın iletişimi zaten sürüyor olacağı için bu sevgisizliğin kesinlikle ve kesinlikle çocuğa aktarılmaması çok önemli. Değilse bile bu şekilde çocuğa geçmemesi çok önemli. Çünkü anne babanın arasındaki sevgisizlik aslında çocuğun anne babanın çocuğa yansıttığı sevgisizlik olarak algılanır çocuk tarafından. En büyük zarar da aslında bu veriyor olacaktır. Anne baba çocuğuna kendi yaşam alanında bir yaşam alanı oluşturmalı. Kesinlikle gereken özel zamanları ayrı ayrı ve aynı zamanda birlikte olarak da mutlaka çocukla paylaşmalı. Ve çocuğun bundan sonraki hayatında endişeye düşeceği, kaygı duyacağı herhangi bir durum oluşturulmamalı. Genellikle problem davranış olarak karşımıza çıkıyor. Çocukta alt ıslatma, kekemelik, bazı insanlara karşı uzak durma, güvensizlik hissi, başaramayacağına inanma hissi, kendini boşlukta hissetme hissi. Artık hayatın onun için çok büyük bir coşkunun elinden alınmış olması hissi. Maalesef çocuk çok büyük alanda, farklı farklı birçok alanda ciddi şekilde eğer süreç doğru yönetilmezse bu tarz sıkıntılarla karşılaşabiliyor. Ve çocukların şöyle bir algısı vardır. Yaşadığı şey, hissettiği şey neden yaşıyor olduğunu henüz bilemezler. Hissederler, yaşarlar ve o onlara aitmiş gibi yaşamlarına devam ederler. O yüzden burada anne babanın tutumu çok ciddi şekilde önem taşıyor. Çocuğun hissettiği duyguların tamamıyla anne babanın davranışlarından etkileniyor olduğunu unutmamak çok önemli. Yani boşanmış bir aile eğer isterse çocuğu bu durumdan sıfır sıkıntıyla çıkartabilir. Tamamıyla anne babanın davranış ve izlediği yöntemlerle ilgili. Maalesef bazı karşılaştığımız durumlarda çocuğun içinde bulunduğu sıkıntının ailenin çocuğa olan yansımasından haberdar olmadığı durumlarla karşılaşıyoruz. Eğer bir çocukta kekemelik varsa çocuğun mutlaka iç dünyasında bazı zedelenmeler oluşmuştur. Çocuğun çekirdek olarak büyüdüğü yer aile olduğu için öncelikle ailenin kendisinin farkında olması çok önemli. Çünkü bizler rehabilitasyon merkezinde karşılaştığımız şeylere karşı tabii ki küçük dokunuşlarda bulunuyoruz. Aileleri yönlendirmekle ilgili, farkındalıklarını artırmakla ilgili izleyecekleri yolla onlara yol göstermek gibi. Fakat burada çok önemli olan nokta şu ki ailenin bu iyileştirmeye açık olması, kendi davranışlarının farkında olması, davranışlarının çocuğa yansıdığı kısımlarla ilgili kendi sorumluluğunun farkında olması. Eğer çocuğunuz alt ıslatıyorsa, eğer çocuğunuzda kekemelik varsa, çocuğunuzda sosyal ilişkilerde gerilik varsa ya da göze batan, normalin dışında kalan bazı durumlar varsa öncelikle bakılması gereken yer kesinlikle aile, aile içi davranışlar. Bu konuyla ilgili gereken desteği, taramayı, tanılamayı ve izleyeceğiniz yolla ilgili bilgiyi almak için bizlere ulaşabilirsiniz. Boşanma toplumumuzda çok sevilen bir durum değildir. Hoş karşılanmaz. Fakat sağlıklı olan şey eğer ayrılık zamanı geldiyse, çiftler birbiriyle anlaşamıyorsa arkadaş bir şekilde ayrılıp anlaşmalı bir şekilde boşanmalıdır. Anne baba boşanıyor. Çocuk anne babadan boşanmıyor.
Bunu çocuğa anlatmak gerekli. Yani biz aslında birbirimizi hala seviyoruz ama bir takım problemlerden dolayı ayrı kalmamız senin mutluluğun için daha iyi bir şekilde aksettirmemiz gerekir. Boşanan çiftlerde mahkeme kararına göre çocuk ve anne de kalabilir ya da baba da kalabilir. Bu süreç zarfında anne baba hakkında, baba anne hakkında kötü şeyler söylememeli çocuğun yanında. Çünkü tekrar önceki dediğimiz gibi çocuk anneden babadan boşanmıyor. Anne babadan veya baba anneden boşanıyor. Çocuk ikisiyle de hala evli gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde çocuğa bir öfke, kin, korku, güvensizlik hissettirilmemeli ve ona bu duygular yüklenilmemeli. Bunu nasıl yapılmalı? Anne baba hakkında, baba anne hakkında çocuğun yanında kötü şeyler söylememeli. Ziyadesinde gerçekleştirebiliyorsa onu çok sevdiğini, onun aslında hala mutlu olduğunu ama bir takım problemlerden dolayı ayrıldığını, böyle olmasının bu durumun çocuğa da ikimize de daha iyi geleceğini söylemek gerekli ve bunu hissettirmek gerekli. Çünkü samimi davranmak değil, samimi olmak önemlidir. Şöyle bir şey, çocuk önce güveni karşıda görür. Biz doğar doğmaz güveni, güvensizliği, sevgiyi, sevgisizliği karşıda görürüz. Yani kendi içimizden getirmeyiz. Onun için bizim doğduktan sonra ilk gördüğümüz kişiler anne babamızdır. Anne babamız birbirini ne kadar çok severse biz kendimizi ve çevreyi, dünyayı o kadar iyi severiz. Onlar kendini ne kadar sevmezse biz de çevreyi ve kendimizi o kadar sevmeyiz ve bazen bu nefret boyutuna gidiyor. Hatta büyük savaşçıların, dünyaya kan kusturan kişilerin anne babası ayrı kişiler olduğunu biliyoruz. Bu olumsuz durumlarda işte çocuk altın ıslatma gibi, kekemelik gibi, sinir krizleri gibi birçok şey yaşayabilir. Bunların giderilmesi tabii ki de bir psikolojik danışman yardımıyla sağlanmalıdır. Kurumumuzda biz bu hizmeti veriyoruz. Ailelerimizi de, bu problemlerle karşılaşan aileleri de okulumuza bekliyoruz.